Babam geldi. Babacığım. Güzel kızım beni çok mu özlemiş ha? Hem de çok. Gören de yıllardır evden uzaktasın sanır. Bir haftada pek az sayılmaz Leyla'cığım. Hadi anneni küstürmeyelim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ben yokken bir tatsızlık olmadı değil mi? Olur mu hiç? Sadece Ayşe Hanım biraz yordu beni. Ben bir şey yapmadım. Bakıcısı da izinliydi. Her şeyle ben ilgilendim. Sağ ol canım. Benim güzel kızım hala uyumamış mı bakayım? Bir bakalım sana ne getirdim. Ne getirdin? Babacığım. Biliyordum. Babam bana mutlaka bir şey getirir diyordum. Kızım. Beni unutmaz. Leyla'ya da getirdin mi? Leyla değil. Anne diyeceksin Ayşe. O benim annem değil. Niye böyle yapıyorsun Ayşe? Bak seninle o kadar ilgilenmiş. Yalan söylüyor. Çok ayıp. Bir daha duymayayım. Bak kızım. Biliyorum. Hiç kimse annenin yerini tutamaz. Leyla bile. Ama o da elinden geleni yapıyor işte. Ben de sana fazla zaman ayıramıyorum. Keşke hep senin yanında olabilsem. Baba, sen hep benim yanımdasın. Canım benim, bir tanem. Hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Uyumuş mu? Hayır. Hediyesini verdim. Pek anlaşamıyorsunuz galiba. Ne yap desem yaranamadım Mehmet. Bıktım artık. Her sözümü ters anlıyor. Hiçbir lafımı dinlemiyor. Hep kafasının dikine gidiyor. Ona karşı biraz sabırlı olman lazım. Ayşe kalkmadı mı? Bilmem, bakmadım. Ne yapayım Mehmet? Uyandırınca kötü oluyorum. Ne zaman isterse o zaman kalksın. Bu akşam biraz gecikeceğim. Merak etme, olur mu? Bu gecikmeler çok olmaya başladı. Şüphelenmeye başlıyorum ama. Öyle konuşma. Benim hayatımda senden başka hiç kimse olamaz. Canım. Hadi. Ben geç kalmayayım. Hoşça kal canım. İyi hayatım. Alo, ben Leyla. Tamam, yine aynı yerde. Görüşürüz canım, öptüm. Çok geç kaldım. Nereye? Karına yetişeceksin değil mi? Ben evliliğimi tehlikeye atıp buraya geliyorum. Ama senin umurunda bile değil. O zaman sen de benim gibi yap. Acele et ve evine dön.
Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Leyla Hanım yok mu? Çarşıya çıkacağını söyledi. Bu saatte çarşı mı olurmuş? Ayşe nerede? Uyuyor. Ha iyi. Peki sen çıkabilirsin. Sağ ol. Gecikeceğim demişti. Geciktim zaten. Ama senin kadar değil. Canım çarşıdan sonra annemlere bir uğrayayım dedim. O da yemeğe kal diye ısrar etti. Ama Ayşe evde yalnızdı. Canım Emine Hanım var ya. O ilgilenmiştir işte. Demin telefon ettiler. Bir haftadan Ankara'ya gitmem gerekiyor. Of yine mi? Hemen mi yola çıkacaksın? Biletim alındı. Havaalanına gidiyorum. Hay Allah. Haberim olsaydı hazırlık yapardım. Sen zahmet etme. Ben her şeyi hazırladım. Zaten çantamı boşaltmamıştım bile. Varır varmaz beni ara olur mu? Çok merak ederim. Ararım. Emine Hanım, bugün Ayşe biraz dışarı çıkar. Evde sıkıntıdan patlıyor yavrucak. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Canım Luna Park'a gidersiniz işte ne güzel. Hayır, evde kalmak istiyorum. Gideceksin dedim. Gitmeyeceğim. İyi o zaman, git odana çabuk. Ama... Odana dedim, çekemem seni ben. Yürü hadi. Akşama kadar da çıkmak yok. Ama Leyla Hanım... Karışma Emine Hanım. Terbiyesizliğinin cezasını çeksin. Hadi doğru odana. Ama bir şey yapmadı ki yavrucak. Sadece gitmek istemedi. Bana saygısızlık etti.
Sana da bugün izin veriyorum. Gidebilirsin. Alo, Erhan? Yok, bana gel. Müsaitim canım, bir şey olmaz. Gel dedim. Tamam canım. Ya bak, bu yaptığımız doğru değil. İçin rahat olsun. Mehmet bir haftalığına Ankara'ya gitti. Yine de onun evinde olmak beni rahatsız ediyor. Burası onun olduğu kadar benim de evim. Hadi gel. Yalnız fazla ses çıkarma. Niye? Kızı evde. Evde mi? Bugün cezalı, odasına kilitledim. Bizi rahatsız edemez. Leyla, istersen dışarı çıkalım mı? Küçücük bir kızdan mı korkuyorsun? Hayır da... Olamaz. Mehmet. Sen ne utanmaz bir kadınmışsın. Bana bunu nasıl yaparsın? Mehmet, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ha? Neyi? Namussuzluğunu mu? Eğer kızım olmasa seni şurada gebertirdim. Şimdi defol buradan. Sakın bir daha gözüm görmesin seni. Senin evimi daha fazla kirletmek istemiyorum. Defol! Bir hiç yüzünden her şeyden vazgeçemem. Mehmet dur! Leyla. Benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Leyla, ne yapıyorsun? Bütün bu servetten vazgeçeceğimi sanıyorsan aldanıyorsun. (Gülüyor)
Tamam, sen ne yaptın? Adam, adam öldü mü? İnşallah ölmüştür. Yoksa ikimizin de başı belaya girer. Baba! Babam, babamı ne yaptın? Gir bakayım sen şuraya. Gir şu odaya çabuk. Yapma! Otur. Aç kapıyı! Kapıyı aç! Baba! Leyla! Babamı Leyla sen benim? Bir canisin. Ya kocanın gözünü kırpmadan kapıyı vurdun. Aç. Bana bak. Kapıyı ben bu adama ne kadar emek verdim. Onunla evlenebilmek için neler yaptım biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Senin derdin gönül eğlendirmek. Baba. Ama şimdi bir hiç yüzünden bütün bunlardan vazgeçemem. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun? Baba. Bak, ben bu işte yokum. Varsın Erhan. Mehmet'i ikimiz öldürdük. Birbirimizi sevdiğimiz için. Ya ben bir şey yapmadım ki. Eğer beni sorguya çekerlerse bunu anlatacağım. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? İntihar süsü vereceğiz. Bana yardım ettikten sonra istediğini yapabilirsin. Sıra sende. Söyle bakalım. Seni de halledeyim mi? Halledeyim mi? Seni de babanın yanına göndereyim mi? Eğer ağzından bir şey çıkarsa sana çok korkunç şeyler yaparım. O zaman kurtulamazsın. Anladın mı? Anladın mı? Hiçbir şey görmedim diyeceksin. Hiçbir şey. Baba. Erhan? Neyin var Erhan? Yüzün kireç gibi. Yok, yok bir şeyim. Hiç öyle görünmüyorsun. Ben iyiyim Seval. Ama... Ben yatıyorum. Kabus gördüm. Son günlerde hiç normal davranmıyorsun. Şimdi de bu kabuslar mı çıktı? İşler çok yoğun. Uyku düzenim de kalmadı. Bir tatile gitsek senin için de iyi olur. Kimmiş?
İşten arıyorlar. Ne var, ne oldu? Daha ne olsun sevgilim? Bir arayayım dedim. O günden beri sesin soluğun çıkmıyor. Bir sorun çıktı mı? Hiçbir sorun yok. İçin rahat olsun. Ya çocuk? Ne olmuş çocuğa? O her şeyi gördü. Merak etme. Konuşamaz. Konuşursa başına neler geleceğini bir bir anlattım ona. Kapatmam gerek. Erhan dur. Seni görmek istiyorum. Şu günlerde olmaz. Bana bak. Gel dedim mi geleceksin. O kadar. Peki. Zor zamanlarımda yanımda olduğun için sana minnettarım Emine Hanım. Ama buraya kadarmış. İhtiyacınız olursa beni çağırın. Sağ ol. Kızımla kendim ilgilenmek istiyorum. Ona zaman ayıramadım. Kendimi suçlu hissediyorum. Yavrucak kaç gündür ağzını açmadı. Sanki dilsiz gibi. Kolay mı? Babasını kaybetti. Şunun şurasında rahmetli toprağa vereli ne kadar oldu ki? Neyse ben gideyim. Emine teyze. Gitme ne olur. Ayşe'cim, Emine teyzenin gitmesi gerek. Söyle, ben yardımcı olayım sana. Emine teyze. Emine Hanım, ben onunla ilgilenirim. Lütfen durumu zorlaştırmayın. Çabuk odana gir. Çabuk. Akşama kadar buradasın. Yemek de yemeyeceksin. Aklın başına gelene kadar kal bakalım. Geç kaldım. Çocukla uğraştım. Başıma dert olmaya başladı. Leyla, sakın ona bir şey yapmayı düşünme. Aşk olsun. Sen de beni canavar yaptın. Merak etme. Ben onu idare etmesini bilirim. Seni izlemişim. Sen özlemedin mi beni? Hayır. O gece olanlardan sonra yüzünü bile görmek istemiyorum. Neden? Kocamı öldürdüğüm için mi? Onun için öldürdüm biliyor musun? Senin için. Bizim için. Malım ülke için yaptım bunu. Ne kendini ne de beni kandırma. Nasıl düşünürsen düşün. Keyfin bilir. Peki. Ama bu işe birlikte baş koyduk. Ben görevimi yaptım. Şimdi sıra sende. Nasıl yani? Karından boşanacaksın. Sen ne diyorsun ya? Aklını mı kaçırdın sen? Hayır, çok ciddiyim. Bak, ben de çok ciddiyim. Bir daha böyle saçmalıklar için sakın beni çağırma. Öyle olsun bakalım. Allah'ım ne olur yardım et bana. Ne olur Allah'ım babam geri gelsin. Ne olur babam geri gelsin. Ne olur babam geri gelsin.
Söyle bakalım küçük cadı. Bir daha çeneni açacak mısın ha? Açacak mısın? Bir gün daha aç bırakayım mı seni ha? Söyle. Bir daha benim sözümden çıkarsan hayal edemeyeceğin şeyler yaparım sana. Anladın mı? Alo. Hayır. Ya hayır diyorum, gelemem. Alo. Alo Erhan. Erhan. Bana bak Leyla. Bu iş bitti. Seni hayatımda istemiyorum. Sakın bir daha da beni arama. Hala durumun ciddiyetini anlamadın değil mi? Sen benim suç ortağımsın. Bu yüzden de hep yanımda olmanı istiyorum. Tıpkı Ayşe'yi yanımda tuttuğum gibi. Onun çenesini ne kadar tutacağını bilmiyorum. Sen karından boşanınca kızın da icabına bakarız. Bugünlerde dikkat çekmemek lazım. Sen manyaksın. Düş yakamdan artık. Düş! Erhan! Erhan bir yere gideme... Ne işin var senin burada? Acıktım. Zıkkım ye. Bıktım artık senden. Bıktım. Ne olur vurma. Çık, çık dışarı. Çık diyorum sana. Çık. Defol. Sen artık çok oldun. Dur bakalım. Güzelim, niye ağlıyorsun? Senin kollarına ne olmuş böyle? Yok, yok bir şey. Ama morarmış. Düştüm ben. Peki, öyle olsun. Hadi gel içeri girelim. Ben de anneni görecektim. O benim annem değil. Gel canım.
Merhaba. Merhaba. Çocuk ağlıyordu da. Ayşe, ne oldu sana kızım? Niye ağlıyorsun? Gel içe, sana yemek hazırladım. Sağ olun, ben ilgilenirim. Ben aslında... Ne vardı? Yok, yok bir şey. Gel bakalım Ayşe'ciğim. Artık seninle barışmanın zamanı geldi. Otur şöyle. Otur dedim. Sana şöyle güzel bir yemek hazırlayayım. Malum sen şimdi çok açsındır. Söyle bakalım canın ne istiyor? Ben... Dur bakalım. Önce sana güzel bir muzlu süt yapayım. Oldu mu? Şimdilik bu kadar yeter. Neredeydin? Dolaştım biraz. Dolaştın mı? Bu saatlere kadar dolaştın mı? Evet. Biraz da düşündüm. Seni. Kendimi. Evliliğimizi düşündüm. Ne diyorsun Seval? Evliliğimizin nesi var? Beni aldattığını biliyorum Erhan. Bugün o kadını gördüm. Hatta konuştum. Sen ne yaptın? Bak sakın bir daha böyle bir şey yapma. Ona yaklaşma bile. Neden? Sevgilini üzeceğimden mi korkuyorsun? Ya hayır. Bak Seval sana bir şey olur diye. Bana mı? Bana ne olabilir ki? Çocuğunu dövdüğü gibi beni de mi döver yoksa? Bak, sen onu tanımıyorsun. O kadın sana zarar verebilir. Ayşe'cim nasılsın? Sütünü içtin mi bakalım? Aferin, hepsini bitirmişsin. Başım ağrıyor. Geçer güzel. Kapa gözlerini şimdi. Yaparsınız. Ya ben bir şey yapmadım ki Seval. Kocasını o öldürdü. Hem de kılı bile kıpırdamadan. Ya her şeyi o planladı. O günden beri zaten ondan uzak duruyorum. Ama Leyla peşimi bırakmıyor. Yazıklar olsun. Thank you.
Ne yapıyorsun? Ayrılıyorum. Seval, ama bak bana inanmalısın. Sana anlattıklarımın hepsi doğruydu. Bu neyi değiştirir ki? Sen beni aldatmadın mı? Cevap ver. Aldattın mı, aldatmadın mı? Bu yetmez mi? Gerisi beni ilgilendirmiyor. Sevgilin mi arıyor? Alo. Beni arama dedim. Ya hayır, gelmeyeceğim. Konuşmalıyız dedim Erhan. Bak beni kızdırma. O küçük kız son saatlerini yaşıyor. Eğer canımı sıkarsan başka şeyler de yaparım. Ben gelemem. Ama istersen... Karım evde değil. En iyisi sen buraya gel. Tamam tamam, olsun, beklerim. Evden ayrılmamı bile bekleyemedin değil mi? Kızı öldürecek. Tamamdır abla. Çok teşekkür ederim. Bir daha dikkatsizlik etmem artık. Buyurun. Sağ ol. Ayşe? Ayşe! Allah'ım, ne olmuş sana? Ayşe! Güzel bir evin varmış. Boşanınca burada otururuz artık. Benimkinden sıkıldım zaten. Hem bir sürü acı hatıra var orada.
Kıza ne yaptın? Hiç. Hiçbir şey. O zaman telefonda söylediklerim neydi? Kızın hemen işini bitirecek kadar aptal mı sandın beni? Yavaş yavaş kurtulacağım ondan. Sen gerçekten manyaksın. Bana hakaret etme Erhan. O kadar zaman peşimde koştun. Beni elde etmek için yapmadığın kalmadı. Söyle bakalım. O zaman sen nesin? Bak Leyla. Artık buraya kadar. Ben dayanamayacağım. Seni buraya son kez konuşmak için çağırdım. Ben polise gidip her şeyi anlatmaya karar verdim. Hı? En iyisi kimsenin canı yanmadan gel bu işi birlikte halledelim. He? Polise mi gideceksin? Hı? Peki. Gidelim. Söyle bakalım onlara ne söyleyeceksin? Sevgilimle birlikte kocasını öldürdük mü diyeceksin? Ben öyle bir şey yapmadım. Ama ben öyle ifade vereceğim. Hatta aşığım kocamı vurdu, konuşmamam için de beni tehdit etti diyeceğim. Bak ne dersen de ben gideceğim. Sen ciddisin. Evet ciddiyim. Erhan bunu yapamazsın. Nasıl engelleyeceksin? Hı? Yoksa beni de mi öldürürsün? Gerekiyorsa evet. Beni buna zorlama Erhan. Leyla sen ne yapıyorsun? Kaldırın elinizi. Kaldır. Ver. Bırakın. Allah'ın cezaları görürsünüz siz. Bırakın dedim. Bırakın. Seval. Kız nasıl? Durumu ciddi. Yoğun bakımda. Biraz daha gecikseydin... Seval. Bak bugün daha iyisin. Doktor amca bir haftaya kalmaz taburcu ederiz dedi. Çıkınca seninle şöyle bir gezeriz. İstersen benle kalırsın. Gerçi akrabalarım vardır senin. Benim kimsem yok ki. Bir babam vardı ama o da... Her şey düzelecek Ayşe'cim. Her şey düzelecek. Hem sen bilmiyorsun ama belki de baban şu an yanındadır. Bilmez olur muyum?